Merhaba. Bu programa Bilişim Teknolojileri ders kitabının 4. ünitesinde yer alan Uygulama Yazılımları bölümüyle başlayacağız. Programda uygulama yazılımı nedir, masaüstü mobil ve web uygulamaları, satış ve lisanslama modelleri, uygulama yazılımı türleri başlıklarını ele alacağız. Belli amaçlar doğrultusunda kullanıcıların komutlarını yerine getirmek amacıyla tasarlanan bilgisayar programlarına uygulama yazılımı adı verilir. Çoğu zaman uygulama programı ya da sadece uygulama olarak da ifade edilirler. İşletim sistemleri bilgisayarların donanımını ve dahili işleyişini kontrol ederken uygulama yazılımları çok farklı türdeki bilgi işlem görevlerini gerçekleştirebilmeleri için kullanıcılara ihtiyaç duydukları işlevselliği sağlar. Web tarayıcıları, kelime işlemciler, elektronik tablolar, envanter ve borda otomasyonları uygulama yazılımlarına örnek verilebilir. Uygulamalar doğrudan son kullanıcılar ya da bazı durumlarda başka uygulamalar için önceden programlanmış belirli işlevleri yerine getirirler. Uygulamalar bağımsız çalışan ya da ortak bazı bileşenleri paylaşan bir uygulama ailesinin üyesi olarak geliştirilir. İş dünyasında yaygın olarak kullanılan Microsoft Office uygulama ailesi buna güzel bir örnektir. Uygulama yazılımları, bilgisayar ve işletim sistemi ile birlikte ön yüklü ya da uygulama marketleri, kurumsal web siteleri ve uygulama paylaşım platformları gibi farklı kanallardan isteğe bağlı erişilebilecek biçimde dağıtılır. Uygulama yazılımları belli donanım mimarileri ve işletim sistemleri hedef alınarak geliştirilir. Bu nedenle geliştiriciler mümkün olan en çok kullanıcıya ulaşabilmek için uygulamalarının farklı işletim sistemlerinde ve donanımlarda çalışan sürümlerini bir arada kullanıma sunar. Uygulama yazılımları farklı platformlar bağlamında o platformun genel özellikleri hedef alınarak geliştirilir. İşlem gücünden ekran boyutuna, taşınabilirlikten kullanım kolaylığına kadar pek çok donanımsal değişken uygulama yazılımlarının işlevselliğini doğrudan etkiler. Geliştirdikleri cihazlar ve işletim sistemi türleri bağlamında uygulama yazılımlarını masaüstü, mobil ve web uygulamaları olmak üzere 3 ana gruba ayırabiliriz. Masaüstü uygulamalar, masaüstü veya dizüstü bilgisayar gibi bir cihazda yerel olarak çalışan uygulamalardır. Masaüstü uygulamaları genel olarak üzerinde çalıştıkları donanım ve işletim sistemiyle sınırlandırılmıştır. Belirli donanım gereksinimlerine göre geliştirilirler ve kullanmak için işletim sistemlerine kurulmaları gerekir. Mobil uygulamalar, cep telefonu, tablet ve akıllı saat gibi mobil cihazlarda kullanılmak üzere Android ve iOS gibi mobil işletim sistemlerine özgü olarak geliştirilen uygulamalardır. Mobil uygulamalarda farenin yerine işaretçi olarak parmaklar kullanılır. Mobil uygulamalar genellikle belirli bir kullanım durumuna odaklanır ve masaüstü uygulamalarına oranla daha az kaynak koduyla yazılır. Masaüstü uygulamalarının aksine mobil uygulamalar genellikle sensör verilerine daha duyarlı tasarlanır. Masaüstüne oranla mobil cihaz ekranları içerik görüntülemek için daha az alan sunar. Bu nedenle masaüstü uygulamalarında olduğu gibi aynı anda birden çok pencere görüntülemek pek mümkün değildir. Dokunmatik ekranlarda parmaklarla kullanılabilen özel kontroller, internette gezinme, sosyal medya takibi ve kitap okuma gibi pek çok işlemde kolaylık sağlasa da ekran klavyesinden veri girişleri klasik klavyelere göre daha az verimlidir. Buna karşın mobil cihazlarda sesli komutlar, dikte ve el yazısı gibi alternatif veri giriş yöntemleri daha yaygındır. Web uygulamaları ağ tabanlı görevleri gerçekleştirmek için web tarayıcılarını ve teknolojilerini kullanan yazılımlar olarak tanımlanabilirler. Masaüstü ve mobil uygulamalarının aksine web uygulamaları büyük oranda donanımdan ve işletim sisteminden bağımsız olarak çalışırlar. Bir web uygulamasının kullanılabilmesi için ağ bağlantısı ve bir web tarayıcısı yeterlidir. Kullanıcıların mekan ve cihaz bağımsız olarak belge oluşturmalarına, bilgi paylaşmalarına, projeler üzerinde işbirliği yapmalarına ve ortak belgeler üzerinde çalışmalarına imkan tanırlar. Günümüzde ticari organizasyonlardan devlet kurumlarına, bireysel girişimlerden çevrim içi geliştirici topluluklarına kadar çok çeşitli kaynaklar tarafından geliştirilen uygulama yazılımlarına ulaşmak mümkün. Bu uygulamaların son kullanıcıya sunulmasında geliştiriciler tarafından farklı satış modelleri tercih edilmektedir.
Yaygın kullanılan satış modellerini şu şekilde sırlayabiliriz. Perakende, abonelik, freeware, shareware, donationware. Özel mülk yazılımlar sınırlı bir kullanım lisansıyla kullanıcılara dağıtılır ve mülkiyet haklarının tamamı geliştiriciye aittir. Yazılımı satın alan kullanıcılar dağıtım, çoğaltma, düzenleme ve benzeri haklara sahip değildir. Geliştirici, kar amacı doğrultusunda fikri mülkiyet haklarını korumak istediğinden yazılımının başkaları tarafından kopyalanmasını veya uyarlanmasını engellemek için yazılımın telif hakkını ve patentini elinde bulundurur. Modern bilişim dünyasında bireysel ve kurumsal ihtiyaçlara yönelik çok çeşitli uygulama yazılımları bulunur. Zorlu rekabet koşullarında doğru tüketiciyi cezbetmek ve böylece satış kârlarını en üst düzeye çıkarmak isteyen yazılım firmaları, geliştiriciler ve topluluklar uygulamalarını çeşitli pazarlama stratejileri doğrultusunda geliştirirler. Bu stratejiler çoğunlukla yatay ve dikey pazarlama sistemlerini hedef alır. Dikey pazarlama, tek bir sektöre ve ürün kategorisine odaklanarak tüketicileri cezbetmeyi ve onlara ulaşmayı amaçlarken, yatay pazarlama pek çok sektörü kapsar ve ilgili bağlam kapsamında mümkün olan en çok ürün kategorisini tüketicilere sunmaya odaklanır. Kullanım amacına ve sahip olduğu işlevselliklere göre incelendiğinde uygulama yazılımları çoğunlukla yatay ve dikey pazarlama sistemleri hedef alınarak geliştirilirler. Yatay uygulama yazılımları, endüstri veya iş türünden bağımsız olarak genel sorunları çözmeye yöneliktir. Kelime işlemciler, veri tabanları ve oyunlar gibi yatay uygulamalar, son kullanıcıların genel ihtiyacına yönelik olarak belli bilgisayar görevlerini yerine getirmek üzere özelleştirilmiş, daha popüler ve yaygın yazılımları kapsar. Dikey yazılım uygulamaları ise belirli bir sektör için tasarlanır, sektörün ihtiyaçlarını karşılar ve sektöre özgü iş akışlarını destekler. Son kullanıcılardan ziyade imalat, bankacılık, muhasebe ve müşteri hizmetleri gibi belli bir sektörde faaliyet gösteren çalışanların ihtiyaçlarına odaklanmış yazılımları içerir. Bu uygulamalar alan uzmanlığı gerektirir ve genellikle işletmelerin belirli iş birimleri hedef alınarak geliştirilirler. Tipik bir yatay pazar uygulaması, bir kuruluştaki birçok kullanıcı türü tarafından kullanılabilen geniş tabanlı bir yazılım olarak tasarlanır. Çoğunlukla birden çok işlevi ve gereksinimi desteklemek üzere tasarlanmış bir uygulama paketi olarak geliştirilirler. Microsoft Office, Google G Suite, LibreOffice iş hayatının temel bilişim gereksinimlerine odaklanmış yatay pazar uygulamalara örnek verilebilir. Bu tür ofis yazılım paketleri çoğunlukla kelime işlemci, elektronik tablolar, sunum ve veri tabanı uygulamalarıyla donatılır. Kullanım amacına ve ihtiyaçlara yönelik uygulama yazılımlarının türleri de şu şekilde sıralanır. İş ve tüketici odaklı yazılımlar, işletmelere özel yazılımlar, üretkenlik yazılımları, ERP yazılımları, proje yönetim yazılımları, çoklu ortam yazılımları. Bu programda Bilişim Teknolojileri ders kitabının 4. ünitesinde yer alan Uygulama Yazılımları bölümünü ele aldık. Bölümde yer alan uygulama yazılımı nedir, masaüstü mobil ve web uygulamaları, satış ve lisanslama modelleri, uygulama yazılımı türleri başlıklarını ele aldık. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.